Babuşlar, selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Train 2'nin ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Aslında diyeceksiniz ki, ulen bu oyun ne kadar zamandır var, sen buna ilk izlenimi nasıl yapıyorsun? Oyun yeni elime geçti, sağ olsun babuşlarımızdan biri hediye etti, ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Açıkçası abi oyun bir başyapıt gibi ve şöyle söyleyeyim, benim YouTube'dan önceki zamanlarımda böyle eski zamanlarda oynayıp bitirdiğim nadir oyunlardan biriydi Train. Bunun ikincisi çıktı ve Türkçe yaması da var, yani hala hazırda Türkçesi de var. Oyun Türkçeyi destekliyor. Hikayeyi falan anlaya anlaya oynamak istiyorum. Hatta bunu kanalda seri yapmak istiyorum. İzleyin abi, beğenirseniz, hoşunuza giderse yorumlarda bana belirtin size zahmet. Sizlerin isteğine göre seri yapacağım. Bu arada videoya da beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Günde 4 video atıyorum abi. Şu an ajitasyon yapmıyorum ha. Yanlış anlaşılmasın. 5 de atarım, 6 da atarım. Yeter ki siz benim arkamda olun, siz benim yanımda olun. Hepinize kucak dolusu sevgiler babuşlar. Şimdi tek oyunculu deyip oyunumuza başlayalım. Hikayesini falan ben karışmayacağım abi. Oraları şu an bölüyorum, farkındayım da. Oraları dinlerken böyle biraz sessizleşeceğim. Ondan sonra yardırırız abi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Atmosfer çok güzel değil mi abi? Atmosfer çok güzel değil mi? Şurada da öykünün kahramanlarını anlatıyor abi. İlk kahramanımız Amedius. Amedius şurada görmüş olduğunuz büyücü. Bu büyücü abimiz, bu arada hemen bir bakayım. Konuşma sesi benim sesimi bastırıyor olabilir diye endişeleniyorum. Ondan dolayı hemen bir baktım. Anlatsın, ben sonra anlatacağım. And only seen as a passing shadow on a cloudy night. Abi, şimdi hikayede 3 tane ana kahramanımız var. Bunlar Train denilen nesne tarafından seçiliyorlar. Nesne, varlık, artık her neyse bilmiyorum. Bunlardan birincisi büyücümüz Amedius. Amedius çok şey değil, çok güçlü değil, belki böyle çok çevik falan değil ama aklı ve zekasıyla ön plana çıkan bir büyücü. Nesneler oluşturup o nesneler üzerinden hareket etmemizi sağlayabiliyor. Oyunun türü zaten hani hafiften platforming, bulmaca üzerine kurulu. Nereden nereye geçeceğine tamamen kendin karar veriyorsun. İlk başlarda karakterleri tanımak amaçlı tek tek onlarla oynayacağız. Ama sonrasından 3 karaktere de geçebileceğiz. Ortada gördüğünüz kilolu arkadaş, aynı benim gibi tombik bir babuşumuz. Kendisi Pontius abi, diyarın şövalyesi, koruyucusu, iyilik meleği. Yemek yiyen, bol bol içki içen, geğirip, osurup, sıçan, gezen bir eleman. Diğeri hırsız Zoya, kendisi çok çevik bir hatun olmakla beraber okçuluk yetenekleri falan da muazzam abi. Başlat kardeşim. Abi atmosferi falan mükemmel oyunun ya, şu arka plana falan bakar mısın? Abi ortam çok güzel ya. Ateşimi kim söndürdü? Ateşimi kim söndürdü dostum? Kardeş öyle bir uyuma mı var ya? Kapıyı kapat. Reis, kapıyı kapat da uyuyalım. Bilader gözüme tutma ışığı, kör olacağım. Abi şu atmosferin güzelliğine bakar mısın ya? Şu çizim detaylarının falan mükemmelliğine, güzelliğine bakar mısın ya? Ya ben bu oyunun kaydını niye 60 FPS almadım ya? Gerçi renderla 60 FPS nasıl yapılıyor bilmiyorum. Müzik sesi biraz fazla mı azizim? Müzik sesi? Yok yok, iyi iyi iyi. İyidir baba, iyidir iyidir. Ben en olmadı kendimde kısayım biraz, odaklanamıyorum diye. Abi çok iyi değil mi ya? Çok iyi değil mi ya? Şu atmosferin güzelliğine bakar mısın abi? Arka planın falan güzelliğine bakar mısın ya? Vallahi bence mükemmel. Bu arada buralarda gezinirken işte experience kutuları falan oluyor, biliyor musun? O XP kutularını toplamaya çalışıyorsun. Hop!
Abi atmosfer çok güzel. Ve dur, ne neler oluyor? Güzel, burası biraz kayganmış, kaydık. Büyücü Amadeus'u engeller durduramazdı diyor. Durduramaz da kardeşim, yukarıda bir yerde experience var mı ona bakıyorum. Abi bu büyücümüz çok güçlü. Sağ klikle böyle istediğin nesneleri oynatabiliyor. Mesela şu mantarı aşağı indirip bomb diye yukarı da kaldırabiliriz. Ya da ne bileyim, bir yerden zıplamamız mı gerekiyor? Şöyle önümüze bir kutu oluşturabiliriz. Ya da ne bileyim, şu an bu skill açık değilmiş. Merdiven yapabiliyoruz önümüze. Üçgen yapabiliyoruz ki bu havada yüzüyor. Ya havada yüzüyor dedim, havada durabiliyor abi. Gerçekten oyun çok güzel ya. Amadeus ayrıca kendisi için kutular oluşturabiliyordu diyor efendim. Misal bak, şöyle bir şey yapalım. Şuradan şuraya bir zıplayalım. Buralara niye zıplıyorsun Samet efendi? Ben buradaki kutuları topladım, ondan bana vermiyor sanırım ya. Buralarda normalde bol bol experience şişesi olması lazımdı çünkü. Bak, yukarıdaki ışığı takip ediyoruz abi. Bu ışık abi, train dediğimiz şey, bize güç kuvvet veriyor abi. Yani görev veriyor. Hop! Tuttum. Tutundum. Korku ve merakla Amadeus ışığı takip etti. Hop, bizim Tombik babuş da geldi abi. Pontius. Sen buraya nasıl geldin dedi. Şimdi Pontus'un hikayesini oynayacağız abi. Hacı, bu Pontus abimiz böyle kalkanıyla çok muazzam saldırıları durdurabilen, kılıcıyla böyle insanları doğrayan ve zıplamasıyla falan böyle ağırlığıyla bak köprüleri inletebilen bir abimiz. Bu arada bir saniye. Arka plan seslerini azıcık kısıp konuşma seslerini arttıracağım abi. Çevreyi ve müziği biraz kıs. Konuşmayı arttır. Efekti biraz kıs. Hepsini ufak bir ayar çek. Şu an benim için daha güzel. Abi arka plan atmosferi mükemmel değil mi? Allah aşkına şu grafiklere bir bakar mısın ya? Çok güzeller abi. Hayırdır kardeş, bizi bir ağaç tarlası mı durduracak? Ulan! Çok gaza gelmiş olabilirim. So sorry. Siz kimsiniz lan? Abi şu kabağın güzelliğine bakar mısın ya? Kabak tatlısı yiyeceğiz. Kardeş, zıplayamıyorum. Bunlar da şu sol üstte gördüğünüz experience şişeleri. Bu arada benim kafamın neyi kapattığını fark ettim. Benim kafam karakterleri kapatıyor. Onların ne kadar canı olduğunu falan göremiyorsunuz. Hemen bu sıkıntıya bir çözüm bulalım mı abi? Bence şuraya koyalım kafamızı. Ama burada da benim logom var. Üste experience şişeleri var. Ne yapabiliriz? O kadar yanacağımı düşünmüyorum ama canı takip edememek sinir bozucu olur. Burada da hikayeye engel olmuş olurum. Şöyle birazcık üste koyarsam sanırsam altyazılara da engel olmuş olmam abi. Altyazılara da engel olmam diye düşünüyorum. Vallahi bence gayet güzel olur. Yapma be! Kardeşim, zıpla, büyük zıpla, büyük zıpla, büyük zıpla. Abi büyük zıpla. Onu alacağım abi, onu alacağım ben. Ben experience delisiyim baba. Onu almam lazım. Kardeşim, zıplatır mısın? Ha? Biraz daha yukarı, biraz daha yukarı abi. Hop! Hadi be. Çok yakındık be. Bir daha. Abi yapamıyorum. Yüksek, yukarı ve daha yükseğe. Oley be. Bak ben sana o experience almanın yolunu da söyleyeyim azizim. Bizim Pontus ayı gibi güçlü bir çar abi. İstediğini istediği yere itebilir ve oradan
kendi geçişini, kendi yolunu oluşturabilir. Hoppala. Ov. Ov. Harbiden ov. Nerelere düştük yahu böyle? Silahını değişti. Oo, biri de çekicimiz var abi. Biri de çekicimiz var. Kılıç, kalkan, çekiç. Tehlikeli görünüyordu abi. Ben yukarıdaki experience'ı alamadım ya. Ben yukarı çıkmaya çalışacağım. Ben çılgınım baba. Bu oyunda bana sinir olabilirsiniz. Hop, imkansız. Oyun diyor ki mümkün değil kardeş diyor. Senin diyor o göbeği kaldırıp diyor geçebilmem mümkün değil. Kafamıza bir şeyler düşecek muhtemelen. O yüzden baba böyle yağmurda şemsiye tutarmışçasına. O dört bir yanımı sarıyorlar. Kimsiniz lan? Ot mod dinlemem oğlum. Evet, oradan yukarıdan train geliyor ve diyor ki ya belli ki yardım etmek için geldi. Tam bir görev adamı abi Pontus. Tam bir Pontius, tam bir görev adamı. Bir saniye abi, hemen o altyazıyı kapatıyoruz mu ona bakacağım. Yok, kapatmıyoruz baba ya, kapatmıyoruz. Gayet güzel. Ulan altyazı gitti, okuyamadım ben. Abi Zoya'nın da birbirinden güzel özellikleri var. Öncelikle herhangi bir tahta parçası bulursa sol kılığı ile o tahta parçasına tutunup ilerleyebiliyor. Sağ kılığı ile de oku gerdik mi çoparan diye böyle her yere sıkıyor baba. Bak misal şunu okla vurup düşür diyor ama bak okla vurup düşürmeden de ben şu tahta parçasına tutunamıyorum abi, anladım. Normalde tahta parçalarına falan tutunup böyle muazzam hareketler yapabiliyor abi. Bak misal şuradan şöyle biraz geriliriz, biraz şöyle, biraz böyle, biraz da şöyle dostum. Olmadı. O zaman şişeyi sektirip tutacağız. Kardeşim şişeyi istiyorum. Teşekkürler. Yaşasın experience. Bak tutunma kancası. Onu alamazsam kahrımdan ölürüm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim kardeş. Buradan nereye? Buradan aşağı mı iniyoruz abi? Okey. Hop. Onu alacağım. Onu alacağım. Onu alacağım abi. O şeyin bir kaçarı yok. Kaçarı yok. O şeyin üstüne çıkmam lazım dostum. Oranın üstüne çıkmam lazım bir şekilde. Hop. Bir şey diyeceğim. Buranın yukarısında experience şişesi var mı? Yok. Tamam. Okey. Okey. Rahat edebiliriz abi. Güzel. Gayet güzel. Bekle kardeşim. İpe tutunacağız da yani. Hah. Şöyle. Örümcek adam gibi bir şey bizim yüzü oya ya. Çok işe yarıyor yani. Hop. Aldık oradaki experience'ı da. Oba. Atladık buraya. Yükseğe zıplamak için duvarın üstüne zıplama tuşuna basılı tut. Sen neler diyorsun yahu? Merhaba. Not back to your old tricks and thievery. Oh, there's a perfectly good explanation for this. Tell me, where are we going? We don't really know yet. Ülkeyi kurtaracağız kardeş, krallığı kurtaracağız. Başka nereye gidiyor olabiliriz? Böylece topladı tren kahramanlarımızı. Artık serüvene atılmaya hazırdılar. Amedus ailesi için endişeleniyor. Pontius ise hevesle görevlerini bekliyordu. Elbette Zoya'nın aklında bulabilecekleri muhteşem hazineler vardı. Abi ben senden hızlı okuyorum, üzgünüm. Ve bence daha duygusalım. Abi manzara falan mükemmel değil mi? Allah aşkına ya, manzara mükemmel değil mi kardeş ya? Ya şu an grafikler falan beni büyülüyor abi. Hikayesi de Türkçe, kafaya laf da giriyor baba. Oh kebap.
Kebap vallahi be. Oy, içim açıldı. Karakterler arasında 1, 2 ve 3 tuşlarıyla değişiyoruz abi. 1 numara büyücümüz, 2 numara bizim ablamız. Çevik, hareketli, dirençli, güzel. 3 numara tombiş abimiz. Macera başlasın. Başlasın dostum. Başlasın. Ben genelde okçuyla ilerleyeceğim. Evet. 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 Ben bir gerizekalıyım. Ben bir gerizekalıyım dostum. Ya burada yapılabilecek en basit hareketi bile çözemedim yani. Direkt dakika bir gol bir öldüm. Bak buradan normalde işte şeyle ipe tutunup tutunup geçecektik abi. Ama şimdi ne oldu? Ben onu öldürdüğüm için hop şuradaki experience alabilir miyim kardeşim? O şişeyi benden nasıl almamı bekliyorsun peki? Nasıl almamı beklediğini söyleyeyim. Şuraya bir tane kutu atacağız baba. Bu arada ilk oyunda bu büyücünün manası gibi bir şey vardı abi. Şövalye versene kardeş. Ha şöyle. Şuraya bir şey yap. Şunun üstünden zıplayalım. Buraya bir çat diye gömelim. Kütük yere düşsün. Kütüğün üzerinden hoppacık zıplayarak buralara geçelim abi. Buraya geldiğimizde bunlar sizin canınızın ve karakterlerinizin dolduğu yerler abi. Buraya geri geliyor elemanlar. Ve bunlar da... Bunlar ne abi? Hazine sandığı gibi bir şey diyecektim de değiller. Bunlar beni yukarı mı kaldırtıyor? E'ye mi basacağım? Ne yapacağım? Oğlum parıl parıl parlayan şeyleri ne demek almadan geçeceğim? Kafayı yerim usta. Yukarıdaki experience'lara baksana ya. Şunları aşağı çekmemin bir yolu var mı? Sanırsam yok. Yukarıdan atlayarak bir şeyler yapabilir miyim? Ha! Su sağ olsun bizim şeyleri büyütüyor. Orada ne kadar su var kardeş? Doğal kaynak suyu mu o? Buradakini nasıl büyüteceğiz abi? Biraz daha aşağı mı çekeceğiz büyücüyle bunu? Bak buradan uzatacağız bence. Buradan uzatıp şöyle dökeceğiz ona. Bak gidiyor su. Bak 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 su gidiyor abi, su gidiyor. Oley be. Oley be. Oğlum şu ortamın doğallığına, güzelliğine bak ya. Şu atmosferin mükemmelliğine bir bakar mısın abi? Şu atmosferin mükemmelliğine bir bak ya. Harika bir oyun oynuyoruz abi şu an. Ya ben oldukça keyif alıyorum oynarken. Şu yukarıdaki şeyi nasıl alırız zımbırı? Buradan buraya zıplarız acı. Birkaç denemede yaparız sanırsam. Birkaç denemede yapacağız abi. Hop. Nasıl yapacağımızı ben size söyleyeyim. Buradan buraya geçtik ya baba. Buradan şöyle şurayı biraz aşağı çevireceğiz. Hop. Kababanga. Güzel. Bütün experience'ları toparladığıma göre... aha toparlayamamışım. Hadi dostum. Biraz benimle beraber kanser olacaksınız abi buralarda yani. Üzgünüm, benim yapabileceğim bir şey yok. Aldım tüm experience'ları. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Aa, buraya da su getirmemiz gerekiyor bizim. Gel kardeş. Ak şuradan. Bunu büyüt. Bunu büyüt abi. Ya çok güzel değil mi ya? Oğlum çok harika lan. Su gerçekten de güçlü. Acaba patateslerde işe yarıyor mu? Bunu diyen kim? Bunu diyen kesin Pontus kanka. Kesin Pontus yani. Herif şey yemek istiyor abi. Patates oturtma yemek istiyor. Kesinlikle Pontus. Bize fark etmez ki kardeş. Biz zıplayarak geçeriz. Buradan aşağı düşürecek galiba. Nasıl düşersin buradan aşağı biliyor musun? Bunun eline verirsin baba balozu. Haçara ça diye. Aynen böyle. Aha! Zaten buraya gelecekmişiz. Hadi eyvallah. Ya böyle sadece uçup kaçacağız, sağa sola zıplayacağız falan zannetmeyin abi. Gerçekten çok güzel aksiyonlar var. Hani şöyle söyleyeyim size. Aha bak goblinler, moblinler falan. Lopanı al şişkoyu pişirip yiyeceğiz mi? Siz kimi pişiriyorsunuz lan? Kimi pişiriyorsunuz oğlum? Kimi pişirip yiyeceksiniz? Hayırdır aslanım? Şişkoyu pişirip yiyeceğiz falan, kafanıza tükürürüm sizin.
Abi bizim oklar işe yaramıyor galiba. Burada Pontus'u alacağız dayı, yargı dağıtacağız böyle. Siz kimi pişiriyorsunuz? Hayırdır kardeş? Bu yüzden mi buradalar? Bilemiyorum abi. Bu yüzden mi buradalar? Kapıyı kilitler misin? Ya da ben sinir krizi geçireyim mi? Oley be. Aldık onu. Şuradaki experience şişesini de alacağım. Bir saniye. Yetenekler için taba bas diyordu ama şu an hiçbirimizin bir... Aa, bir puanımız var. Kimi yetenek açabiliriz abi? Canavar kaldırmaya bir bedel. Buzlu oklara bir bedel ve dondurucu kalkana bir bedel istiyor abi. Ateş kılıcı falan yapılıyor buradan. Vallahi yaratıkları Pontus'la döveceğiz kardeş. Ama şahsen ben bir dondurucu o kadar karşı değilim ya. İki tane eşya da, iki eşya yapmayı da açabiliriz ki muhtemelen onu açmalıyız abi. İki eşya bir bedel. Büyücü fazladan bir nesne daha yaratabilmek için kontrasyonunu geliştirir. Büyücünün aynı anda iki adet nesne yaratabilmesini sağlar. Yapıştır abi. Niye bunu aldığımı şimdi anlayacaksınız. Her yer bu kadar basit değil abi. Her yerden bu kadar kolay atlayıp zıplayamayacağız. Atlayıp zıplayamadığımız yerlerde de büyücüye iki tane eşya yaptıracağız baboli. Öyle geçeceğiz oraları. Kardeşim şuraya zıplar mısın? Teşekkür ederim. Pontus'un tabii ki zıplama durumu birazcık daha farklı. Bak şimdi misal buranın aşağıda kalması gerekiyor ki biz şuraya tutunabilelim. Ne yapacağız abi bunun için? Buraya bir tane nesne atacağız. Hop bacık buraya. Şuraya bir geçelim. Şunu alalım. Oraya çıkmak için neler yapılabilir? Tutunabileceğim bir alan var mı abi? Onu görmem lazım ilk önce. O experience'ları boş geçmek istemiyorum çünkü. Şuraya kocaman bir kutu çizelim. Abi yukarıda çok büyük bir experience şişesi var. Benim onu mutlaka almam lazım. Şuraya da bir kutu çizip şuraya yapıştıralım. Hadi. Abi bu avrat atlayamazsa kimse atlayamaz oraya. Ki atlayamıyor şu an. Hams! Hams 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 hams. Şimdi şöyle bir merdiven yapıyoruz Hatun ablamıza. Oradan böyle zıplıyor. Burayı alıyor. Buradan yukarı. Azıcık olur. Azıcık olur. Şu can şişesini alabilir miyim? Alamadım. Can şişesi pek umurumda değil açıkçası. Burada canım yenileniyor zaten. Yaratılan eşyayı yok etmek için Q'ya tıkla. Büyücüdeyken olacak abi o. Tamam sıkıntı değil ya. Zaten yenisi yapılıyor yani. Şimdi burada iki şekilde geçebiliriz. Ya Pontus'un kalkanını tutarak geçeriz ya da bunun ağzına bir tane bir minik barikat yaparız. O da böyle kalır. Evet, evet böyle kalmıyormuş abi. Biraz şöyle ittirelim seni, baskı uygulayalım sana. Oho! Beynime taş indirdi. Şunu o zaman... Hala nasıl oraya ateş etmeyi başarıyorsun sen ya? Abi gökyüzüne sallıyor. Bu bitkiden kurtuluş yok galiba ama gökyüzüne sallıyor, bizim için problem değil. Bu arada geride XP var mıydı abi onu bilmiyorum. Ki geride XP varsa almaya niyetliyim. Ben tam bir XP delisiyim çünkü. Hop şurada bir şeyler bulduk. Abi yukarıda hazine sandığı var. O hazine sandığına bir şekilde çıkmalıyım. Nasıl çıkarım biliyor musunuz? Büyücü. Hop hop kardeşim helal. Helal sana büyücü. Aç bakalım dostum. Aç bakalım orada neler bulacaksın. Toplanabilir tablo buldum. Haydi. Kardeş ne toplanabilir tablosundan bahsediyorsun sen yahu? Bir saniye karakterlere nereden şey yapılıyordu abi? Q nesneleri kırıyordu. Tab. Bu ne demek şey yahu? Aşağıda bol bol experience vardı bu arada. Kardeş kimi kesiyorsunuz? Kim kimi koparıyor? Hayırdır? Ben onu çözemedim de. Altta bir nesne daha kardeşim. Altta bir nesne daha. Oraya değil. Oraya değil anam. Bir saniye. Kafama atıyorlar ya. Evet abi. Evet abi. Birazcık zor duruma düşmüş olabiliriz. Birazcık ama. Ufak tefek bir problemimiz olabilir şu anda. Çok ufak tefek problem olduğunu söylemekle beraber endişe etmemize gerek olmadığını da belirtmek istiyorum efendim. Kardeş. Evet. Pontus ne kadar güçlü olursa olsun. Bundan geçmenin bir tek yolu var. Büyücü Pontus'tan güçlüdür.
Çünkü büyücünün büyüleri Pontus'tan güçlüdür. Öyle söyleyeyim. Dur. Şöyle hop ve hop. Güzel. Bütün experience puanlarını aldık büyücü kardeşim. Şunu şöyle sakince yere bırak evlat. Aşağı özellikle düşmedim çünkü muhtemelen çivi falan var. Görüyor musunuz abi? Bu işte iki şey kullanmanın rahatlığı. Bir saniye kardeş. Bir saniye, senin bizi vurmana imkan yok zaten. Hakaraça! Ya. Abo! Biraz sıkıntılı. Şuradan şöyle çatır çutur. Dala geçeceğiz abi. Ağızlarını vuracağız onların. Kafasını kırdıklarımın. Siz kime şekil yapıyordunuz az önce? Ablacım geriye dön. Bizim geride işimiz var daha. Hop, potu da indirdik. O yukarıda bir şey yok. Şuradan şuraya asıldık. Evet, orayı benim bir şekilde kırmam lazım ama nasıl? Büyücü, oraya erişebiliyor musun? Erişemiyorsun galiba. O zaman ablamız böyle bir yukarıdan atlama operasyonu yapacak oraya. Şu bir işe yarıyor olabilir bak. Şu ileride bir işe yarayacak olabilir. Güm. Evet. Kafamıza gelmesi haricinde her şey planlandığı gibiydi abi. Kafamıza gelmesi hariç tabii ki. Ben kafamıza geleceğini hesap edemedim. Ablacım hadi be. Hadi be ablam be, yaparız be. Yapamadık. Şuraya da şöyle minik bir kutu yapalım. Buradaki minik kutuyu alalım, buraya koyalım. Resmen bildiğin amele simülatörüne döndü. Tamam, yol yukarıdan ama biz şimdi şurayı hoppa kırıp buraya geleceğiz. Aşağısı da kırılacak. Yol buradan mı yukarıdan mı abi? Bence yukarıda hazine gibi bir şey var. O hazine gibi şeyi görmek istiyorum. Ananın hazinesi! O ne? Ezildik! Ağzına tükürdüğümün önünün ya. Abi ağzına tükürdüğüme bak. Kayaları yuvarladı geçti valla. Buradan yukarıdan da gidebiliriz ama ben aşağıdan gidip aşağıdaki experience'ları da alacağım abi. XPR şeyden önemli. Hadi eyvallah. XP önemli çünkü bizim seviye almamızı sağlayacak. Şu kalkanla tam dik yansıtabilirsem var ya, bak birazdan dik yansıtacağım. Dik yansıttık ama fark etmedi. Oo. Kolu çek. Çekelim bakalım. Çek kolu. Ha, asansör indi yukarı çıkmak için. Tabii ki biz bunu kendi zekamızla da yapmıştık. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence hatuna buzulokları almalıyız abi. Buzulokları alacağız çünkü zaten savaşçımız kendi başına bir kahraman. Çok güçlü. Ama hatun, fark ettiyseniz, hasar vuramıyor efendim. Hatun'un hasar vurmasını sağlayacağız ki rahatlıkla bölümü geçebilelim. Büyücü... Bir saniye. Senin... Artık sen buz atıyorsun abi. Buzla normal arasında nasıl geçiş yapılıyor bilmiyorum. Ama artık ablamız buz atıyor. Son save noktasına da ilerledik. Hoppa. Aşağıya Pontus'la inelim. Oo. Bir saniye. Yukarılarda bir şeyler vardır eminim. Bizi yukarı sıçrat dostum. Yukarı. Adım gibi biliyorum oğlum buralarda iş olduğunu. Bak. Neler var orada. Neler var. Hop. Bah. İşte bu, hazine sandığı. Hadi bakalım, yine içeriden
toplanabilir şiir mi? Issız yabanlık. Kız kardeşim çok güzel. Letafati Derya Deniz. Onu çok seviyorum. 8 yaşında biz. Belli. Şiirden anladım. Şiirin edebiyat tarihi Çükümber edebiyatı. Çünkü gerçekten yani ne kafiye ne uyak ne bir şey. Tabi burada bir divanı lügat-ı Türk beklemiyordum ki o şiir değil. Divanı lügat-ı Türk apayrı bir şeydi ama ben unuttum yani ne olduğunu onu. O yüzden şu an hiç sorgulamayacağım. Ah be. Bu arada bu bizim okları patlatacak abi. O yüzden ben bunun kafasına girip vuracağım. Güzel. Çıkar beni yukarı dostum. Dostum bir saniye bekler misin? Beni yukarı çıkarmalısın. Hadi adamım bir köprücük daha ver bana. Teşekkür ederim. Çıkar beni yukarı. Şunları çek. Biraz yukarı hızlı çıkabilir miyiz? Şurada patlayacak çünkü. Biraz yukarı hızlı çıkabilir miyiz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hop! Eyvallah, çıktım ben oradan. Onu da almak istediğimi ikimiz de biliyoruz, öyle değil mi? Hop! Şu an kendi yaptığım şey yüzünden oraya çıkamadım. Sağlık olsun efendim, sağlık olsun, hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Oralara bir güzel çıkacağız abi. Harika ilerliyoruz şu anda ya. Oyunun atmosferi falan filan çok güzel be babacım ya. Çok güzel ya. Her neyse babuşlar, umarım kararınızı vermişsinizdir. Seri olsun diyorsanız beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.